İnsanların kurduğu uygarlıklar inanılmaz çeşitlilikte farklı gelenekleri, dini ibadetleri, sosyal yapıları ve teknolojileriyle e, muhteşem bir çeşitliliğe, farklılığa sahipler. Bu farklılıklar gerçekten etkileyici ancak büyük tarih bize geçmişe daha farklı bakmayı öğretiyor. Benzerlikler aramak ve görünüşte birbiriyle ilgisiz olguları birleştiren modelleri tanımlamak çok daha ilginç bir içgörü yani anlayış sağlar. Tarım uygarlıklarında en sık gördüğümüz özelliklerinden biri de yayılma ihtiyacıdır. Pek çok tarım uygarlığı büyüyerek pek çok alanı kontrol altına almıştır. Roma İmparatorluğu en güçlü zamanında 6,5 milyon kilometre kare toprağı kontrol altına almıştı. Persler 8 milyon kilometre kareden fazla. Moğollar ise bütün Asya'ya yayılan muazzam bir imparatorlukta 26 milyon kilometre kare toprağa hükmediyorlardı. Her ne kadar bu imparatorluklar farklı yer ve zamanlarda var olsalar da Coğrafi olarak geniş topraklara yayılmak gibi güçlü ortak bir dürtüleri var. Ve daha fazla yayılamayacak hale geldiklerinde de toprakları küçülerek sonunda uygarlıkları e, yıkıldı. Peki ayakta kalmaları için neden coğrafi olarak genişlemeye ihtiyaçları vardı? Çünkü bir devletin devamını sağlamak pahalı bir iş. Gittikçe artan geniş bir nüfusun daha fazla altyapıya, daha fazla kaynağa ve daha büyük bir hükümet ve orduya ihtiyacı var. Piramitler gibi iddialı devasa yapılar daha da masraf çıkarıyordu. Topraklardan elde edilen verimin de belli bir sınırı vardı ve yöneticiler eğer halkı fazla vergi yüküyle sıkarlarsa isyanla karşılaşabilirlerdi. Bu nedenle devletlerin iç kaynaklarını kullanarak büyümesinde belli sınırlar bulunuyordu. Böylece büyümek için devletin içinde verimliliği arttırmaya çalışmak yerine başkalarının ürettiklerini almak gerekiyordu. Böyle bir görüş vardı. Tarım uygarlıkları çağında bu tür askeri büyüme çok yaygındı. Bu durumu dünyanın pek çok yerindeki uygarlıklarda, Pers'lerde, Romalılarda, Çin hanedanlıklarında ve Amerika kıtasında Aztek ve İnka imparatorluklarında görüyoruz. Büyük profesyonel orduların yiyecek, silah, yol, kale ve savunma duvarları gibi gelişmiş bir altyapıya ihtiyacı vardı. Tüm bunlar büyük masraflara yol açıyor ve bu da genişlemeye olan ihtiyacı daha da arttırıyordu. Bazı askeri yenilikler tüm uygarlıkları geliştirecek buluşlara yol açtı. Mesela demiri buna e, güzel bir örnek olarak verebiliriz. Bu sert metal ilk olarak silahlarda kullanıldı. Ancak demir sabanlar ortaya çıkınca mahsul ve buna bağlı olarak da nüfus arttı. Yollar ilk önce orduların rahat hareket etmesi için yapıldı ama sonradan önemli ticaret rotalarını oluşturdu. Ayrıca pek çok sur, kale ve gözetleme kulesinin yapımından sonra inşaat teknikleri de gelişti. Bu dönem boyunca sınırlar sürekli ihtilaflı oldu fakat aralardaki etkileşimin başka bir yanı daha vardı. İleri karakol ve sınır bölgeleri tarih boyunca ticari ve teknolojik buluşların merkezi oldu. Bunun nedeni farklı kültürel grupların iletişimde bulunması ve pek çok askeri olmayan alışverişin yapılmasıydı. Tüm bunlar toplu öğrenmeyi pekiştirdi. Bunun değişimi hızlandırdığını, Roma İmparatorluğu bir dizi küçük ve birbirlerine rakip küçük devletlere bölündüğünde Avrupa'da net bir biçimde görebiliyoruz. Ticarette ve fikir alışverişindeki bu artış, gücün büyük tarım uygarlıklarından küçük ticari devletlere aktarılmasına neden oldu. Dolayısıyla toplu öğrenmenin hızı artarak önemini korudu. Dünyanın başka yerlerindeki geleneksel tarım uygarlıkları güçlerini kaybetti ve çoğu zaman bu aynı Avrupa devletleri tarafından sömürgeleştirilerek günümüz dünyası için dramatik sonuçlara neden oldu. İmparatorluklar fiziksel sınırlar tarafından daha az ama ticari etkileri tarafından daha çok şekillendirildi aslında. Modern dünya böylece şekil almaya başladı.